Evet, İsmail Şimanski'yi bozmaz. Aldırdım diye onu oynatır mı ya? Böyle bir şey olmaz ya. Şimdi bak, burada şey, Fenerbahçe'nin şeyine itirazım var. Yani ben olsam şimdi Çağlar'la Osterwold'u oynatırım. O yeni gelen sol açı sol bek oynatırım. Yani yeni geldi ya. Şimdi sol açık solda önde oynuyor falan filan diye. Çünkü hücum açık Osterwold'un, tekrar söyleyeyim, üretkenliği yok. Burada Bekao zaten şey, saatli bomba. Fark etmiyor ya Cuku ya Bekao. Geçen seneden beri söyleyeyim. Ne oldu? Cuku şimdi olsa da bir oynatmayacaktı yani onu, değil mi? Benim söylediklerim çıkıyor. Çıkıyor. Hocam tabii Burada muhtemelen tabii mobil ben üzerinden konuşuyoruz. İzleyicilerimiz de X hesaplarından son sayfa etiketine sorularını, görüşlerini yazsınlar. Ne düşünüyorlar bu takım da paylaştığımız? yapsınlar ama. Değil Yapsınlar, mi? şöyle olsa daha iyi olurdu, böyle olsa daha iyi olurdu diye onu da konuşuruz. Ne düşünüyorsunuz? Galatasaray karşısında Fenerbahçe evinde hangi 11 ile çıkmalı? Galatasaray Kadıköy deplasmanına size göre hangi 11 ile çıkmalı? Bizimle paylaşabilirsiniz. Hocam devam et. Yo, ben devam etmeyeceğim. Serhan'a soracağım şimdi. Galatasaray'a Sor sorayım hocam. ilk önce. Galatasaray'da Sor bak, kolay hocam. soruyorum. Tabii. Galatasaray'da var mı bir itirazın bu şeye, Hocam 11'e? Galatasaray'da bu itirazım yok. Ama şunu söylemek lazım. Galatasaray'da oynamak için cana atan iki tane de oyuncu var. Onu söylemek lazım. Özellikle Icardi'yi çok fazla konuşmak lazım. Icardi hazır bir şekilde geldi. Çarşamba günü geldi. Son iki antrenmanı çıktı. Hazır yani. Tabii, takım antrenmanlarını yaptı. Ya nerede iki tane antrenman yaptı be Serhan Bey? İşte takım Yani takım antrenmanı yaptı. antrenmanı. Yok, şimdi Eyvah. şunu anlatmaya çalışıyorum hocam. Yani. Elinde Icardi olduğu zaman kuvvetli oluyorsun. Osimhen olduğu zaman çok kuvvetli oluyorsun. Bir de Batshuayi da işin içine olduğu zaman daha da kuvvetli bir hale Üçü geliyorsun. birden mi oynayacak? 15 Üçü kişi birden oynamayacak oynasınlar mı ya. hocam? Sonuçta bir hani üstünlük söz konusu. Hani forvet Ya noktasında mümkün değil ileride. oynaması şeyin ya. Icardi'nin Icardi'nin. mi? Gezdi Oynamak istiyor gezdi hocam. geldi yani. Veya tedavi oldu geldi. Hocam Bana tedavi neyse, gezdi oldu. Niye demeyeyim. geçsin ki? Galatasaraylar ne yapma gitti oraya? Ya hak veriyorum. Ailesiyle arası şeydi, bozuktu. Gitti. Hocam Düzeltti. şimdi Çok iyi yaptı şeyde. tedavisi Ya burada da oluyor. tedavi. Şimdi şöyle düşüneceksin hocam. Yani sonuçta Icardi'de bir baba, çocukları var. Herhalde Ve canım. Ya çocukları ona da bir şey annesinin demiyorum yanında. zaten. Şimdi oyuncunun tedavi sürecine baktığımız zaman tedavi süreci burada da olabiliyor, gittiği yerde de olabiliyor. Hem Evet. oyuncunun moral motivasyonu iyi olması açısından, hem çocuklarla baş başa zaman geçirmesi açısından Okan Hoca da geçen sene yaptığı o Yok, Icardi'yi doğru hani yaptı canım. mental olarak Evet. hazırlamak açısından, daha sonra Arjantin'den sonra gelişi Icardi'nin patlama noktasına geldi ya. Yok, Aynı şeyi bu antrenman sefer de yaptı mı yaptığını düşünüyorum. acaba? Bir de İki yani tane iki sakatlı. antrenman Bu çıktı. iki antrenman değil. Ben Takım vermek antrenmanı istedim. çıktı. Takıma iki tane, buradaki iki antrenman önemli değil. Yani Orada yaptı yetersiz. tabii ki hocam İşte yani. orada yaptı mı? Tabii. Bir de sakatlığı orada ne zaman geçti? Ne zaman antrenman Hocam yaptı? %100 geçmemiş sakatlığı. Onu söylemek Aa, lazım. Ama oyuncu şu an için değiştiler iki tabii. maçta da şey iki tane antrenman maçında da tam anlamıyla oynadı. Yani tam hocanın istediği gibi oynadı, kendi istediği gibi oynadı ve ağrısız hissetmedi. Hakim Ziyech geldi. Hakim Ziyech de düz koşulara başladı ama bu maçta kesinlikle olmayacak. Ama şimdi kafamızda soru işareti var. Şimdi burada Icardi oyunun içerisine dahil olursa ya da hani ben oynamak istiyorum der isterse ve kulübede olmayı kabul ederse burada Yusuf Demir'i çıkartacağız. Bir yabancı kontenjan nedeniyle onu da görmek Ha lazım. sen şey